merhaba, canlarım benim merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizleri hepinizi oh kokulu kokulu öpüyorum. Diyeceğiniz ki her yer darmada. Aynen öyle. Dağıttım öyle. Fotoğraflara baktım. Saat ne desen ikindiye geliyor saat. Tek başımayım evde. Hüzünlendim herhalde biraz. Allah hayırlara çıkarsın. Karışık karışık rüyalar gördüm. Böyle ablam, annem, anlam veremedim, toparlayamıyorum. Böyle kendi kendime bir tuhaf oldum. Döktüm böyle şöyle ay günlere dedim, bir bakayım şöyle eskilere diyerekten diye. 2 saatten beri onlara bakıyorum. Sonra aklıma sizler geldiniz dedim. Sizlere bahsetmiştim, Karamarsık gibi bir kızdım çocukken diye. Dedim dur bakayım onlarla da paylaşayım dedim. Şimdi diyeceksiniz ki bazılarınız gülesin de geliyor. Derler ya bir tarafın karışık rüya görünce açıkta mı kaldı diye. Kız hava sıcak, her tarafımız açık yatıyor zaten. Evet, bazı arkadaşlar çok uzaktan çekim diyor. Yakına alayım hep beraber size. Çocukluğumu mu göstereyim? Aman valla rüyalar işte bir rüya valla. Ama ben rahmetli ablacığımı tam toparlayamıyorum şu an rüyamı. Gördüğüm zaman bana illaki bir şeylerin haberini iletir gibiydi. Bunu paylaşacağım sizinle. Hatta çok eski videolarımda anlatmıştım anılarda. Neyse birazcık bir yakınlaşalım isterseniz. Hep beraber ay kız canınız sıkılmasın ben hüzünlüyüm diye sizlerle paylaşmak istedim. Allah hayırlara çıkarsın diyelim ne diyelim. Bak yine de gülüyorum ama birazcık attım o üstümdeki sıkıntıyı. Dedim aklıma geldiniz hem sizlerle sohbet edeyim hem dedim geçmişe bir dönelim hep beraber. Önce bir yakınlaşalım. Evet, inşallah bu şekilde iyidir. Öyle tahmin ediyorum. Kızlar, ben kahvemi yaptım. Yalnız, evet, sizler de kahvenizi yapın. Hakikaten bazı arkadaşlar söyledi bana, çok dedi uzak dedi şey yapıyorsun dedi. Doğruya doğru haklısınız. Evet, ne diyorduk? Hakikaten karışık karışık öyle rüyalar gördüm ama tam anlamını veremiyorum. Annem ve ablamı gördüm rüyamda. Allah hayırlara çıkarsın. Babam falan yani tam toparlayamıyorum rüyamı. Ama çok nadir toparladığım rüyalarımda da temin de söylediğim gibi ablam bana illaki bir haber yani şey yapar. Uyarı şeyinde. Eski videolarımda da ama bu rüyamı hatırlayamıyorum dediğim gibi ya. Onun için bugün kafam karman karışık. Düşünüyorum. Yok. Ama sadece şunu gördüğümü çok iyi hatırlıyorum ama toparlayamıyorum rüyamı. Mesela ben ablamı kaybettiğimde ...15 gün sonra tabii 40'ı çıkmadıydı. Hep beraber annemin evinde vefat etti. Annemle yaşıyordu ablam o zaman. Ben rüyamda güya yatıyormuşum, uyuyorum, sırtım dönük. Arkamdan birisi böyle bana dokandı. Şöyle kafamı çevirmemle beraber ablam şöyle benim elime şu şekil yaptı, gitti hiç konuşmadan. O şekil yaptı ama hani rüyamda 5 parmağının 5 tane izinden şöyle kıpkırmızı benim yüzümde kan damlaları. O şekilde, o korkuyla ben uyandım. Bir şey yaptım, ürperdim hani rüya. Ve ben 10 gün sonra acil ameliyata girdim. Hani ablam böyle gördüğünde bana bir mesaj gibiydi.
Ama bunu tam toparlayamadım. Şey yapamıyorum yani. Çok dalmıyorum eski. Neyse, fotoğraflara öyle da şey yaptım. Bak şimdi ben size. Bakın kız. Tam karamar sıkmışım. Şöyle yakınlaştırayım. Şu ben. Kız karalığıma baksana benim. Şey. En çok sevdiğim arkadaşım Zeynep. Ay Sevinç öğretmenim. Nurlar içinde yatsın. Şu ben, şuna bak şuna. Kapkarayım. İnadına da arkadaşım da bembeyaz, pamuk gibi. Öyle onları görünce fotoğrafları karıştırmak, bakmak istedim. Onlara bakarken aklıma da sizler geldiniz. Dedim dur bakayım. Bazı tabii çok çocukluk fotoğrafı eskiden var mıydı? Öyle yoktu be. Bak aynı arkadaşım Zeynep ben de saçım da yandan. Karalığa bak. burada ilkokul herhalde 3'e mi gidiyorduk? Evet 3'e gidiyorduk büyük ihtimalle. Ay ne kadar esmermişim. Hiç ben çocuklarım bana burada benziyor mu? Allah aşkına bakar mısınız? O beyaz olan değil kız yanılmayın. Esmer olan. Hiç benzemiyor değil mi? Çocuklukları falan. Dur benim bir tane. O gene onlar yine beyaz. Tabi bulabilirsem fotoğrafları karman çorman ettim. Beni hep babama benzetirler. Benim anneciğim de çok beyazdı. Bembeyazdı annem. Annem ondan zaten beyazları çok sever. Ama onu da bulursam. Kim bilir nerelere karıştı gitti o da. Kız 13 yaşındaki halimi. Ama eski fotoğraflarda ne kadar tuhaf saçlara. Bakkalımızın önünde poz vermişsin. En popüler yer bakkal. Ay, başka yer mi bulamadın? Allah aşkına arkadaşlar mı çekti? Ne yaptı? Kız eskiden şu küçücük bakkallar varken ne kadar huzurlu mutluydu. Poza bak poza çırpı bacaklı. Bir de böyle yapmışım. Ay bacaklarımı. Ama burada da 13, 13, 14 yaşlarında falan. Kız benim genç kızın evlenmesine kadar kart duruyordu. Tövbe tövbe estağfurullah. Şeyi arıyorum da bulamıyorum. Evet burada öğretmenimiz topluluk. Ay ablacığım da burada şu kaybettiğim bahsettiğim. Biz ablamla aynı beraber bitirdik. Şu ablam parmağımla tuttuğum. Aramızda 4 yaş var ama babam almamış kimliğini göndermemiş. Benimle beraber 4 yaş da olsa biz beraber okulu bitirdik yani. Bulabilseydim o size şeyi gösterecektim. Ama nerede bileyim ben şimdi onu. Neyse elime geçen fotoğraflardan. Bak bu benim Afyon'dan eski anılarımda bahsettiğim. Hatta bazı arkadaşlar dedi ki o arkadaşınıza gitsenize. Gidiyoruz ama o şekilde görüntü vermez kesinlikle. Emine dediğim arkadaşım hani böyle şey gibi. Kocası da sivrisinek gibi dedi. O anılarımda vardır benim. İşte benim o arkadaşım yanındaki de ben. Ay çok yıllar oluyor bu fotoğraf. O zamanlar eşim sağdı tabii. Kız benim zayıflığıma baksana suratları. Aman git ne kadar zayıfmışım be. Şimdi o resimlerimiz şey yapmıyorum, beğenmiyorum. Burada kendi evimizde. Bu da belki de tabii ki 30. Ablacım çektiği bu. Geciktir bile ya. Evet, gecikti olabilir. O fotoğrafı arıyorum da yok. Fotoğraf da oldu burası. Bakın, evet. Şu da benim 14 yaşındaki halim. Görüyor musunuz? Ne kadar kart duruyorum ya. Kız o zamanlar benim o
ablamla beraber, aramızda 4 yaş vardı. Onu kardeşim sanırlardı. O kadar çok kızardım ki o zaman ben. Yani ben abla gibi duruyordum yanında. Böyleydim herhalde. Ya da o çok minyon. Aslında o da minyon tipliydi ama niye öyle derlerdi? Belki sima olaraktan. O daha böyle naif, toparlak yüzüydü. Bak fotoğrafını göstereceğim ben şimdi onu. Ay, iyi oldu. Biraz hüznüm dağıldı kız. Bayağı hüzünlüydü. Aman beni babama benzetirler. Babama bakar mısınız? Nur içinde yazsın. Benziyorum değil mi kız? Anneme benzemem ben. Benim annem bembeyaz bir kadındı. Babam bu, babama ben. Beni hep babama benzetirler. Nur içinde yazsın. Bakayım şu ablacığımın fotoğrafını. Buldum. Allah aşkına burada 6 yaşındayım. Bu camdaki de teyzemin kızının çocuğu, teyzemin torunu olması lazım. Edirne'de çekilen bu. Annem bize hep götürüyordu dedim ya, siyah beyaz nostalji, suratta suratta. Süsçek gibi bakmışım. Kız bu fotoğrafta kime benziyor acaba? Aa, vallahi şimdi ben demeyeyim siz deyin. Şu fotoğraftaki suratım kime benziyor? Ben benzettim, sonra söyleyeceğim, şimdi değil. Gezmeye demiştim ya hep gidiyoruz diye. Ah ah. Ah annem. Bulamadım ya. Canım ablam ya. Şurada ablamın kızının doğum günü. Burada Antalya'dayız. Şu ablam. Öteki ben, ortadaki de yeğenim. O daha böyle herhalde bebek suratı mı derler, onun gibi mi suratı? Bendeki de makyaja bakar mısın? Tüh, şimdi yapmıyorum onları. Ah. Annem, annem. Evet, burada da ablam, eşim. Eşimin dans ettiği kişi en büyük ablam. Şu an hayatta olan ablam. Ötekiler de biz, ablam ve ben dans ediyoruz. Düğüne mi, bir yere mi, bir yere gittiydik herhalde. Ablamlar gezmeye gelmişti bize Antalya'ya. O zaman da suratımın zayıflığını görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar zayıfmışım. Eşimle sırt sırta, eşimle dans eden en büyük ablamız şu an hayatta olan, öteki kaybettiğim ablam. O kadar bir yalan dünyada yaşıyoruz ki gerçekten. Şimdi sabahtan beri bunlara bakarken biraz sizlerle paylaştım yani rüyamda rahatladım. Yani bir varmış bir yokmuş gibi sanki bunların hepsi. Onu düşünüyorum hep sabahtan beri sanki hiç bunları yaşamamışım. Dünya yani yalan gibi. Ay ne kadar eski fotoğrafım. Yırtılmış bile. Ben 15 yaşındayım. Kız bu fotoğraf yüzünden abim beni öldürecekti döverken. Ama sadece bunun içi değil. Şurada da var. Ay bak şey yırtılmış bunlar hep. Ayda bir kere mesela bunlar fotoğrafçıda çekilen. Bir de şu fotoğrafım. Bunun gibi var birkaç tane de bunlar şimdi ötekileri yok. Onun neden yok dersen benim rahmetli ablam çok geldiği zaman bana sormadan bakarken tik 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 alır götürürdü. Şu fotoğraflar yüzünden abim öldürecekti beni niye derseniz ayda bir kere çekilirdik. O zaman telefon mu var kız ne telefonu? Fotoğraf makinesi bile yoktu. Biz Antalya'ya geldiğimizde aldıydık bir tane de öyle başladık yani çocuklarımızın fotoğraflarını çekmeye. Ayda bir kere gider fotoğraf çekilirdik annemize sorardık tabi. Fotoğrafçı da sen git benim şu fotoğrafımı
Ve bir tane daha var benim. O içeride belgin onu çerçeveletmiş diyor. Onu görmüşsünüzdür. Şöyle yarım. Büyüt sen koyacağım ekana. Annem zor abi dedi. Oğlum ne var dedi. Ama biz demedik koy diye. Gitmiş kaldırtmış onları. Nur içinde yatsın abim. Burada evet Antalya'da arkadaşımın çocuğu, bebişi yeni dünyaya gelmişti. Bak o zamanlar görüyorsunuz mu? Kafa kapalı, her yer kapalı. Şimdikiler efil efil geziyor. Hepsi efil efil geziyor. Bu da benim Manavgat şelalesinde çekildiğim bir fotoğraf. Annem, annem, anneciğim hastanedeyken kurban olurum. Kucağındaki de hep beraber gittiydik. Kaybettiğim ablamın oğlu Ebru'yla da vardır. Ablamla ikimiz gittik. Biz ablamla hiç ayrılmazdık zaten. Hem Ebru'yla çekildiği böyle hastane fotoğrafçıları vardı o zaman hatırlarsanız. Hem de Sezgin adı yeğenimin Sezgin'le çekildi. Bakar mısınız annemin titizliğine, evden götürdüğü iyice yakından bakarsanız arkasındaki yastık işlemeli yastık. Bizde evet şeydir bu, çarşaf marşaf, arkadaki el işi kaneviçe işiyle. İnanmıyorum kız, iyice önüne bakın, bir de bak şimdi fark ediyorum, güllü güllü pikesini geçirmek için nevresimini bile işlemeli nevresimini götürmüş. Bakar mısın? Ama ben de öyleyim. Üç kere ben şey oldum, ameliyat oldum burada. Başta hemşireler kabul etmedi dedim. Ben kesinlikle şey yapamam, yatamam. Evden tabii ki böyle kaneviçe şimdi kalmadı. Bak, ay fotoğrafta fark ediyorum, inanmıyorum ya. Evden götürürüm ben de. Götürürüm yani. Çekmecesinin içine varasıya kadar o peçeteler, meçeteler. Bak demek ki irsi, annem kaneviçeli götürmüş, nur içinde yatsın. Kartallar yüksek uçak. Belginimin düğününde bu. Kız annesi dediler, çıktık ortaya. Burada yine ben bir düğün gibi bir yerde saçlarım kızıl. Kafada saç kalmadı ya. Ay iyi ki varsın o kız. Vallahi biraz hüznüm dağıldı. Biraz bir rahatlar gibi oldum. Burada bu hangi törenim acaba? Abo kucaklamışım. Haftan olması lazım. Saçım da sarı. Tüh şimdi... Of. Burada ben çamaşır açar, asarken hakikaten kısa saç bana yakışıyor. Bakar mısınız? Bilmem görebiliyor musunuz? Kız eskiden ben saçımı bir perma yaptırırdım. Bir perma. Ondan benim saçım döküldü. Ben size permalı halini göstersem ne anlıyorsam acaba? Kıvırcık saça bayılırdım ben ya. Hadi permalı halini. Böyle yakında. O var da o mayolu denizde. Ha şurada olabilir. Bak saçım hep permalı. Benim yanımdaki belgin, eşimin yanındaki yine sevginin yeğenimin doğum gününde çekilmiş bir fotoğraf bu. Ben belgini yanıma almışım. Eşim de öyle yanımıza gelmiş. Sevgin de yeğenim de pastasını söndürürken saçımı hiç kimse benim normal doğal hali düz kimse düz görmedi. Hep permalı. Evlendikten sonra o kafam hep kıvır kıvırdı böyle. Şimdi gideyim de yansın saçımı yaptırmayayım hiç. Bu da benim ev sahibimin kızı. Çok tabii yıllar oluyor. Eşim de var orada. Sevdiğine vermediler. Kaçtı bize geldi. Kınasını da yaptık,
gelinliğini de buldum, giydirdim. Ufak bir olgu da olsa, çok büyük düğün salonu olmasa da düğünü de yaptırdık. Kulağı çınlasın dilek. Evlendirdik. Ondan sonra annesiyle bir iki ay sonra barıştırdık. Tabii biz o evden çıkmıştık. Dilek eşi ve eşim ve ben. Kaçmış gelmişler. Çok da korkuyorlardı. Sonradan barıştırdık tabii ki. Kabul et şey yaptılar yani. Evlendikten sonra yapacak bir şey yok. Bak bu saçlara. Özlem bile var. Benim evde oturan Özlem'i biliyorsunuz değil mi? Tabii onların evinde oturdum ben. Olmaz olur mu Özlem? Oh, of. Burada ben, belgim beni boğazlarken, derken yani şaka yaparken, yan taraftan da abicim çıkmış. Bu abimlere gittiğimizde kim bilir ne dedim ben, belgin de bana espri yapıyor, sarılmış boynuma. Ama oh, işte böyle insan bazen aslında işte bak belki rüya falan görmeseydim bakıyordum hep, bakmıyorum değil de hep değil de çok nadir. Burada da ben mantığı yapıyorum eşim. Çok demiştim ya severdi diye mantı açarken ne yemekler yapardım ne. Saçları görüyor musunuz? Perma bugün. Ne anlıyordum acaba? Benim ablam da, kaybettiğim ablam, onun saçı da öyle harika bir saçı vardı ki. Teyzanın nasıl işte, ben teyzanın saçına bayılıyorum. Kıvır kıvırdı. O da inadına. Eskiden böyle maşalar vardı. Hem kıvırır hem o da böyle alır, düzleştirir. O saçını dümdüz yapa yapa yakardı böyle saçını. Ben de inadına kıvır kıvır isterdim. Mesela bak şöyle iki resim göstereyim size. Şurada ablamla kafa kafaya, üstteki küçük kafa bir resim daha, saçımın kıvır kıvırcıklığını görüyor musunuz? Ay deli gibi manyaktım ben, kıvır yaptırsam mı gene şu tepelerine? Saçım kısa ya, hafif şu tepelerine kıvır kıvır yaptırsam mı ki acaba? İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Evet, vallahi birazcık şey yaptım. Rahatladım, hem eskilere döndük, rüyalar. Burada da en büyük ablamla ben. Bunu da göstereyim mi? Çok merak ediyorsunuz. Kırmızılı ablam, siyah eşarplı ben. İnsanlar biliyor musunuz, şimdi şu resmi görünce aklıma hemen o geldi. Neydim değil, ne olacağım diyeceksin. Evet, ne olacağım? Çok önemli bu. Şimdi şu fotoğraf elime geçti kurcalarken de neydim değil, ne olacağım diyeceksin. O çok önemli, inanın bana. Burada karanlıkta çıkmış, büyük ihtimalle çocuklara çektirdik. Antalya'da eşimle dışarıdayız, gece herhalde büyük ihtimalle. Dedim ya fotoğraf makinesi vardı diye. Onu da çocuk herhalde babasının başını yarıp çekmiş ya ablam yani. Evet, neydim değil, ne olacağım diyeceksin. Şimdi öyle ablamla ikimizi görünce, benim annem Tekel'den emekli, emekliydi. Ablam Tekel'den emekli, abim Tekel'den emekli. Burada en büyük ablamla anneciğim Bursa'da iş başındalar. Aman kaldırayım da hala, artık yeter bu kadar. Annemden geçti herhalde bana terme merağı. Annemin de saçını açtığı zaman benim annem kapalı geziyordu. Onun da saçı permalı. Aman kuzularımın küçüklüğüne bakar mısın?
Evet, burada da bir düğündeyiz, doğru. Kolalar önümüzde, eşim, ben, ablam. Ablamı biz yanımızdan hiç ayırmazdık zaten ondan sonra. Belgin de teyzesinin yanında. Ablam da bana pasta yedirirken. Evet, bir düğüne davetliydik. Ablam bana pasta yediriyor, eşim. Ablamın arkasında da Belgin'i. Benim Belgin'in suratı hiç değişmedi. Öyle yapmış. Bunlar Feyzacığımın fotoğrafları. Tabii canım, yeniler de var. Yok değil. Oh. Bir yıl başında büyük ihtimalle arkadaşımın annesinin evinde toplanmışıp oynarken. Çok severdi beni, kulağı çınlasın, yaşıyor daha bu Aynur teyze. Beni çok severdi. Kulağı çınlasın. Dudaklarım bir kırmızıya boyuyormuş. Aman yeter bu kadar fotoğraf ya. O kadar çiçek hastasıydım ki ben, bir tane eğer şöyle uzaktan da gözükmez ki, artık şimdi ilgilenip bakamıyorum. Benim evim bildiğiniz küçük bir salonum, hani büyüktü. Şimdiki kullandığımız salon kadar. O salonda çiçekten geçilmezdi. Bir sarmaşık, bildiğiniz küçük bir, yani ne diyeyim ben, çiçek dükkanı gibi bir yerde. Bir sarmaşığım vardı şöyle kocaman bir saksıda. Bir böyle sardım, bir böyle çapraz tavanı sardırdım. Ondan sonra başladım böyle kenarlarına dolanmaya. Onun haricinde makramada olan o çiçeklerim tavanlarda asılı. Bilmiyorum, sehpa eskiden, tabii ki sehpalar, üstünde danteller. Burada bak, müzik setimizin üstünde. Ama eski telefonlara bakar mısın? Ev telefonlarına. Atatürk çiçeği ve üstünde de bak, makramadan çiçek sarkıyor. Bu yakından çekim olduğu için şunu Atatürk çiçeği derdik. Müzik setinin üstünde. Tepemde de tam kafamda ilk saksı düşmüş. Ay, saksı düşmemiş. Makramanın içinde çiçek. Her yeri çiçekti. Aşırı derecede çiçekleri çok seviyordum. Ama şimdi maalesef artık, ya seviyordum derken o zaman sadece bir çoluk çocukla ilgileniyorsun. Çalışmıyorum. Eşim tabii ki asla öyle çalışma tarafında kesinlikle olmayan birisiydi. Çalışmıyorsun, etmiyorsun. Evde tabii çocuklarınla ilgilen. Çek bak. Ne diyeyim? Kaybettikten sonra hayat mücadelesini ben devraldım. Bazı şeyleri yapamıyorsun. Bu da benim Lülüm dediğim Filiz Mükün'ün en büyük kızı. Hani fotoğrafta çekilmiştik. Antalya'ya bana geldi. Getirdik yani, daha doğrusu. Bende kaldı bir ay falan. Yeğenlerim hep böyle gelir kalırdı bende, nasıl sarılmış bana kuzum gene ya. Ay, bunu o göstermem lazım Filiz'e. Yavrum gene. Saçım gene kıvırık. Ama fotoğrafların hepsini şey yapacağım, gösterecek olsam onlarla başa çıkılmaz şey yapayım ben en iyisi. Bırakayım artık da kaçayım gideyim. Evet arkadaşlar, iyi ki dediğim gibi sizler varsınız. Gerçekten o rüyanın etkisiyle bayağı bir şey oldum ben, ne bileyim. Bir hoş oldum, hüzünlendim. Dediğim gibi fotoğraflara bakarken sizlere dedim, bahsettiğim küçüklük, hatta bir videom daha kapı çaldı herhalde, ben bir bakayım falan. Sucu gelmiş. Belgin giderken sucuyla dedi, anne halı da gelebilir dedi. Su söylemişti. Halılar da dedi gelebilir anne dedi. Su gel, suyumuz geldi. Evet, ne diyordum? Kalktım. Kalkınca da kafa gitti, karıştı. Şey oldu. Gitti, ne diyordum ben? Evet, neyse. İşte hüzünlendim.
dedim, sonra biraz toparladım kendimi. Rüya gördükten sonra bayağı bir dediğim gibi 2 saat falan baktım fotoğraflara. Dedim ondan sonra sizlerle paylaşayım. Gözümü kapamışım burada da, bu da benim. Müzeyyen diye ben eski anılarımda bahsetmiştim. Çok komikti onlar karı koca. Onlar maalesef şimdi ayrıldılar büyük ihtimalle. O bizdeyken uzun boylu olana tabii cücük yer elmesi ben. Yer elmesi ben, saçıma bakar mısınız? Kız saçım hep permalıydı. Onu mahvettim, döktüm saçlarım. Kız ne anlıyormuşum o saçtan, böyle neymiş öyle o. Onu da anlamış değilim yani. Ha, elime geçen fotoğraf dur. Hayatıma bulaşıkçılıkla başladığımı size göstereceğim. Koskocaman kazan yıkarken haliyle, yo, fön çektirmişim. Tabii düğüne gittik, fön çektirmişim. Evet, şimdi buna iyi bakın. Saçlarım bir merinos koyun o. Bazılarına ben geçmişimi, hayatımı kısa kısa kesitlerden anlatmıştım. Tabii ki onun hepsini anlatmaya kalksam kalan ömrüm yetmez zaten. Hepsini değil. İlk hayatıma, çalışma hayatıma başladığımda hiçbir işi tabii bilmiyorsun, etmiyorsun. Ben bir çalıştırmadı eşim. Eşim benim çok şeydi yani, aşırı kıskançtı. Annem tekele koyacaktı hatta beni. Tekelciyiz biz. Eşimin tarafı da tekelci. Benim şu an yaşıyor, burada yaşıyor Görümcem. Eniştemizi kaybettik. 4 sene oluyor herhalde. Onlarla bile çok güzel anılarımız var. O da tekelden. Kayınvalidem tekelden emekli. Annem tekelden. Ablam, abim tekelden. Halalarım falan. Annem çok kademe kademe yükseldi tekelde. Çok işçi aldı. Çok dedi ben evlendikten sonra. Hadi oğlum ikinizi de ben tek ele koyayım. Ebru'cum dünyadaydı o zaman. Tek elin kreşi var. Kreş bakıyor çocuğunuza. Ben eşimi çalıştırmam. Ben emir altına girip ben de girmem. Annem dedi hadi oğlum dedi, madem eşini çalıştırmıyorsun. Sabit hani normal dedi. Hayır, eşimin kendi işiydi. Emir altında çalışacak birisi değildi. Ve beni de asla. Ha benim hiç evlendikten sonra bir çalışma hayatım olmadı. Çok kısa oldu. Nasıl oldu? Tamek'te çalıştım. Annem koyduydu. Anne çalışacağım, anne çalışalım. Anne bizi, kaybettiğim ablamla ikimizi Tamek fabrikasına koymuştu. Annem, 14 yaşındaydım. Hiç unutmuyorum. Ne deli çalışırdım ya. Hiç iş ayırt etmezdi. Ay, o Tamek'te ben anılarımı bir anlatsam çatlarsınız gülmekten. Ama 14 yaşında kafana gibiydi kız. Vallahi. Evet, evlendikten sonra işte sudan çıkmış bir balığa döndüm. Elimizde ne var ne yok, ay gene hep anılara gidiyorum böyle yarım yamalak, işte fotoğrafları gördükçe. Bir iş bilmiyorsun. Annem de burada o zaman, annem zaten emekli. Ne yapabileceksin? Bir meslek yok, hiçbir şey yok. Bulaşık yıkamaktan başka ben asla ve asla iş konusunda kesinlikle hiçbir zaman utanmadım yaptığım işte. Kesinlikle, asla. Bulaşıkçı olarak girdim ben bir yemek fabrikasına ama kendimi sonradan geliştirip kendi elemanlarımı toplayıp personel şefliği yapmaya başladım ve kaç sene yıllarca yaptım. Burada benim ilk şöyle yakından göstereyim, saçım tabii ki yine kıvırcık. Bakar mısınız? Yıkadığım koskocaman bir kazan. Bunu da ben yıkıyorum. Bunu yıkarken çocuklardan biri oralardan, ellerinde makine var, haberim yok. Bana seslenip de ben kafamı kaldırınca şak diye çekti. Dedim istiyorum o fotoğrafı. Hayatıma ilk eşimi kaybettikten sonra bulaşık yıkayarak başladım. Hiç de bundan utanmadım ben yani, kesinlikle. Bulaşık yıkayarak başladım. Ay, bunu aslında ben büyütüp çerçeveye asmam lazım gerçekten. Bakar mısınız? Bana seslenince kafamı kaldırıyorum, bakıyorum. Şak diye fotoğrafımı çekti benim. Hiç utanmıyorum. Ondan sonra
Tabii annem benim çok yardım etti. Annemin yanında kaldık çoluk çocuk. Çocukların büyümeye başlayınca toparlandık. İki işte çalışmaya başladım. Ondan da hiç utanmıyorum yani. Onlara yetebilmek için çift işlerde çalıştım. Tuvalet bile yıkadım yani. İşte bazı arkadaşlarım derlerdi. Ama onu bari söyleme. Neden derdim ben. Ben hiç gocunmuyorum yani. Kesinlikle. Bak bu da benim bulaşıkçı olarak. Ay bir tane bu varmış. Kazanın içine var ya yemek kazanın içine benim gibi iki tane alacak, üç tane alacak kazanın büyüklüğüne bakar mısınız? Hey gidi günler hey. Öyle başladım yani. Bir meslek yok ki, hiçbir şey yok ki. Mecbur hayatını sürdürmek zorundasın. Acılar da olsa, her şey de olsa yaşamak zorundasın, tutunmak zorundasın. Öyle veya böyle. Yani hiç utanmıyorum da utanmadım da yani. Bunu hep söyledim de ben de bulaşıkçı olarak başladım diye. Onu ben dursam, büyüteyim de asayım. Arada bir bakarım. Yıkadım bu. Ama o ellerim nasıl olurdu biliyor musunuz? O tabii dokuları yıkarken. Eldiven tabii ki kullanıyorduk, kullanmıyorduk değil ama benim de öyle bir huyum var ki elimin temas etmesi lazım. Hani eldivenle şeyi yapamıyordum ben. Bu ellerimin o yaraları Allah! Eldiveni nasıl takıyordum biliyor musunuz? Eve geldiğim zaman, işimiz bittiği zaman evde duşumuzu alıp ellerimi krem sürer, gece yatarken o şekilde eldiveni kullanıyordum. Bulaşık yıkarken asla rahatsız oluyordum. Elimi zaten rahatsız olmaktan ziyade, evet makinayı yıkıyor ama hepiniz bilirsiniz tabiri dokları iç içe geliyorlardı. İmkanı mı var eldivenle onu kaldıracaksın, kabasını sıyırıp atıyorsun şeyden. Çeşmenin altından sıyırıp atıyorsun, tekrar istifliyorsun. Bulaşık makinesinin başında da başkası görevlidir. Bizim akıttığımızı, temizlediğimizi onlar makineye dizerdi. Nerede ayıracaksın onu eldivenden? Zaten benim elim hissetmesi lazım. Kullanamazdım, o ellerimin yarası hiç geçmezdi. Bir 7-8 aya kadar o şekilde gittim. Ondan sonra kendimi gösterdim ben, servise çıkmaya başladım. Hani yemek servisi toplu iş yerlerine dağıtmaya iki kişi. Bir müddet öyle gittim. İşte kafayı çalıştıracaksın derken o servis elemanlarının başına geçtim. Hani onları yönlendirmeye, onların çıkaracağı servisleri kontrol etmeye derken kendi ekibimi kurmaya başladım ben. Ondan sonra bir derece rahat ettim ama ne kadar rahat edeceksin? Hemen hemen belki bir 10 sene, 10 sene geçip aynı bir yemek fabrikasında o şekilde çalıştım ben. Bayramın yok, seyranın yok, hiçbir şeyin yok. Yemek fabrikası, bir de şimdi sorumluluk alırsan. Yani bulaşık yıkarken öyle bir sıkıntı yoktu. Mesela tek bir bulaşıkçı ben değilim. Bir sürü bulaşıkçı vardı. Hadi onlara bayram olur, haftanın bir günü izine olur. Bizlere sen bugün gelme, onun yerine mesela ötekiler idare ediyor, sen gelme. Ama sorumluluk aldığın zaman onlar kalktı. Ne haftalık izinim oldu benim, ne bayram günleri izinim oldu benim. Bu sefer o türlü sıkıntılar başladı ama ben ona razıydım. Yani yapacak bir şey yok. Tabii ki kademe kademe atlayınca maaşım da bir derece farklı oluyor. Ona da ihtiyacım var. Bayramda benim çocuklarım bakarım çıkarlardı anneannelerin yanından bayramda iş yerine gelirlerdi. Ama ne zor günlerdi onlar. Üf, rüyadan girdik, nereden girdik, nereden çıktık. Neyse, anılara dalmak istemiyorum. Çok uzun uzun onları gerçi anlattım da. Ama o fotoğrafı gördüğüme sevindim. Onu ayrı koyup büyütmem lazım. Ya, diyorum ya işte, neyim değil, ne olacağım diyeceksin. Yani bundan sonra da
ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Bir Rabbim biliyor yani. Ben her zaman, o zaman da demişimdir, şimdi de demişimdir, bu da çıkarken bile demişimdir. Rabbim bugünlerime şükür. Şimdi de öyle diyorum, bugünlerime şükür. Hani bulaşık yıkarken de Rabbim bugünle olsun, o işi de bulamayabilirdim ben. O bulaşığı da yıkayamayabilirdim ben. Her zaman hani olduğum konumda ne olursa olsun hep Rabbim sana şükür demişimdir ben. Hani öyle düşünürdüm ben. O ellerimin acısına bile yani eve gidip kremlediğimde tabii ki yanıyor, kolay değil, iç yarası geçmedi. Eldivenleri taktığımda demişimdir. Allah'ım buna da şükür. Ben bu işi de bulamayabilirdim. Hep böyle demişimdir. Aman çok derinlere daldık ya. Daldım yine ya. Üf, sus kadın, sus deyin siz de. Sus. Ama bak şu resimleri gördüm ya. Aklıma gelirse eğer, tabii ki sizlere anılarımdan bahsederim. İşte böyle. Hayat zor. Öyle böyle değil hem de. Yavrularım benim yine. Ne olacağım belli değil. Ben her zaman şimdi çocuklarıma öyle diyorum. He, bana bazen diyorlar o kadar çok çalıştın. Sigorta neden yok diyerekten diye. Eşimden zaten geç... Çok genç yaşta kaybettiğim için onda bir emeklilik yoktu. Ben tabii ki şu an var ama annemin maaşını alıyorum ben. Neden yok diye soracak olursanız, o kadar çok iyi nur içinde yatsın. Benim şimdi bir yemek fabrikasında uzun sene çalıştığım nur içinde yatsın. Mehmet abi hemen hemen herhalde bilmiyorum. 3 sene oluyor mu? Ben onu bahsettiğimde benim takipçilerimden biri tanıyormuş onu. Nur içinde yatsın. Onlar yaşça bizden büyük çok. Emine Hanım, Emine abla sağ, eşini kaybetti. Çok anlayışlıydı. Sigorta dedim bana yapmayın abi dedim. Ne olursunuz dedim. Ben bana sigorta parasını verirseniz dedim. Ben sevinirim dedim ben. Yoksa tabii ki emekli olurdum. Neden olmayayım? Yıllarca çalıştım ben. Ben 32 yaşında genç yani eşimi kaybettim, dul kaldım. 32 yaşından beri çalışıyorum ben. Yaşım benim şu an 59. İstemedim. İstemememin sebebi dedim bana sigorta parasını verirseniz abi dedim çok sevinirim dedim. Benim dedim o paraya da ihtiyacım var. Benim 3 tane yavrum var. Hani daha rahat geçinebilmek için, ihtiyaçlarını görebilmek için o şekilde sigorta istemedim. Bunun için de yatsın. O da dedi ki tamam abim derdi. Bunun için abim değil abim. Dedi tamam abim dedi sigorta dedi öyle madem dedi istemiyorsun dedi sigorta paramı dedi verelim dedi. Yoksa ben sigorta paramı alsaydım kendimden tabii ki yine emekli olurdum ben. Ama nur içinde yatsın anneminkini alıyorum işte o yüzden kendi emekliliğim olmadı benim. Yoksa olsa emekliydim şimdi ben de. Hala da güne kadar yine çalışıyorum. Yine çalışıyorum. Zaten kendimi de duramam. Zaten patronum da çok memnundu benden. Emine ablayla da olsun, kendisi de olsun. Çünkü işimi yaptığımda tam sağlam yapıyordum ben. Ben 5 gün birer saat uykuyla yemek fabrikasında bir de düğün salonu vardı bizim. Çok büyüktü. 2000 kişiye yemek veriliyordu. Gelinle damadın oturduğu 2 tane kanepeli şeyinde böyle kıvrılarak bir saat uykuyla eve hiç 5 gün gitmediğimi bilirim ben. Yani öyle azimliydim ben. Çünkü ihtiyaç vardı. Yemek fabrikası bilir yani çoğu kez bilir. Bugün 500 sen 200 kişi birden alırsın. Elemanın kısıtlıdır. Ne yaparsın? Devreye ben girerim sorumluluğum varsa. Eleman alasıya kadar. Yani o şekilde 5 gün eve gitmediğimi bilirim. Ama neyse hadi bırak fazla derinlere dalmayayım. Sizin de içinizi daraltmayayım, kendi içimi de daraltmayayım. Fazla başınıza ağrıdığım kızı doğru söylüyorum.
Ay rüyalarım da hayra çıksın, tam toparlayamıyorum. Bak rüya gördüm, sağ olun, iyi ki siz varsınız. Ne kadar rahatladım, hem sizlere anlattım rüyamı. Ama 2 saat böyle resimleri kurcalarken iyice bir daraldı yedim. Aklıma sizler geldiniz. Ay dur dedim ben. O da nasıl geldi? Sizleri hani çok karayım, kara marsık gibi fotoğrafımı dedim size bir gün göstereceğim dediydi. Onu buldum, aklıma o geldi. Onları dedim bulayım, hem onları göstereyim derken rahatladım inanın bana. Umarım sıkılmamışsınız. Severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. İnşallah sizi sıkmamışımdır. Bu halimle, bu anılarla içiniz karartmamışımdır. Bir başka videoda, yemek videosunda, daha da belki neşeli videolarda görüşmek dileğiyle hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Bu kokulu kokulu öpücüklerimi alanları biliyorum, almayanlara da yan cebine koysun, bir gün lazım olur diyorum. Ne diyoruz? Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.